Ya bir boşluk var orada. Evet, yani yasalar anayasaya uygun olmak zorunda. Yönetmelikler de yasalara ve anayasaya uygun olmak durumunda. Aslında burada ne yapılabilir? Kişiler haklarını biliyorlar mı? Aslında hak arama yolları var hukukumuzda sınırlı da olsa. Ne yapılabilir? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu var. Bu komisyon bireysel başvuruları alır ve bunu değerlendirir. Tabii komisyon şu anda yasamayla yürütme aynı siyasi parti tarafından kontrol edildiği için ister istemez yasama denetim görevini yerine getiremiyor. Diğeri işte benim de başkanlığı yaptığım Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı var. O da direkt zaten başbakanlığa bağlı. Dünyada bu insan haklarını korumak için oluşturulan kurulların en önemli niteliği bağımsız olmaları. Olmaları gerekir zaten. Evet, bağımsız olmadıktan sonra bunlar görevini yapamaz. Peki bir soru daha. Kimlik kontrolü. Yani sokakta yürüyorsunuz ya da bir parkta oturuyorsunuz. Polis gelip size kimliğinizi sorabilir mi? Şimdi polisin kullanacağı tüm yetkilerde kullanabilmesi için makul bir gerekçe olması gerekir. Hiçbir neden yokken polis hayatın sosyal akışına müdahale edemez. Buna biz hukukta makul şüphe diyoruz. Anladım. Yani kişi sıra dışı bir şeyler yapmış olması lazım. Diyelim ki yaz günü bir paltoyla geziyor. İşte paltonda bir altı kabarık, içinde bir şey gizlediği izlenimi veriyor. Bu durumda elbette durdurup kimlik sorulabilir. Ama bir kız yani arkadaşıyla kuşkulu bir durum olması lazım ama kişinin yaşam tarzına ilişkin, diyelim ki saçına, işte kulağındaki küpesine, ki örnekleri giyim, yaşadık biliyorsunuz. Giyim tarzına göre bu yetkiler kullanılamaz. Durdurma, kimlik sorma, bunlar kamu gücüyle mümkün olan yetkilerdir. Bunların kullanılabilmesi için bir suç işleneceğine ilişkin bir şüphe olması lazım. Polisin bu suçun işlenmesini önlemek için buna ihtiyaç duyması lazım. Bu ihtiyaç varsa bunu yaparken de nezaket kuralları çerçevesinde kişiler bilgilendirilmesi gerekir. Süren bitti ama şöyle bitirsek doğru mu söylemiş olurum? Sonuçta bu iletişimsizlikte polisin öfkeli olmasının da sebebi var. Sadece öğrenci protestoları için söylemiyorum ama biraz da suç da bizde oluyor galiba, haklarımızı bilmemek, değil mi? Haklarımızı bilip ne doğru ne yanlış, ona göre davranmamız gerekiyor galiba. Tabii vatandaşlar olarak hakların bilinmesi çok önemli. Hak arama cesaretinin olması gerekir. Geçtiğimiz yıllarda polis de gösteri yaptı, hatırlarsanız. Tabii hatırlıyorum. Kendilerine verilen silahların kalitesinden memnun olmadıkları için izin falan da almadılar. İzinsiz bir şekilde sokaklara yürüdüler. Şimdi yeni yasayla kaç yaşa iniyor biliyorsunuz. Gösteri, gösteri yaptılar. Dolayısıyla bunlar barışçıl yollarla, anlayışla, hoşgörüyle, toleransla çok rahat üstesinden gelinebilecek konular. Peki. Yeter ki toplum olarak biraz gülmesini, her olayı böyle çok ciddi almayalım. Evet, espri yeteneğimizi de kaybetmeyelim diyelim, böyle bitirelim, olur mu? Peki. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Bıçak'la birlikteydik. Öğrenci protestolarını değerlendirdik. Polisin ne hakkı vardır, vatandaşın ne hakkı vardır, onları kısaca konuştuk ama ilgilenenler son kitabına göz atabilirler. Yarın akşam 18.10'da biz Söz Sende olarak yine bu ekranda olacağız.